Saygıdeğer izleyenler, Ünye İlçe Şehir Stadyumu altında Ünye Halk Eğitim Merkezi ile Onay Spor'un müştereken düzenlediği tekvando kursundayız. Geleceğimizin gençliği, geleceğimizin sporcularını yetiştiren kıymetli tekvando hocasıyla beraberiz. Biz önce hocamızı ve yardımcısını tanıyalım. Sizi tanıyalım hocam. Ramazan Bulut, milli sporcu aynı zamanda. 20 yıldır tekvando ile uğraşıyorum. Harika. Yeniyiz bu sektörde. 2,5 yıldır antrenörlük yapıyoruz. Ama 2,5 yıla rağmen çocuklarda güzel değişmeler görüyoruz. Bu değişmeler yarışma anlamında değil. Yani biz çocuklarımızı yarıştırmıyoruz. Onların özgüvenlerini arttırmak, sosyalleşmelerini sağlamak. Gördüğünüz gibi hatta herkesin suratı boyalı. Bizim de suratımız boyalı. Bugüne has mı bu, yoksa böyle çocuklara kendine özgüvenleri gelsin diye mi boyuyorsunuz? Sosyalleşsinler, aralarındaki kaynaşma, kardeşlik bağı biraz daha artsın. Takım ruhu olmayı biraz daha benimsesinler diye. Yani ileriye dönük bir şey bu. Bizim amacımız sadece tekme atmak değil. Onlara tekme atmayı da öğretmek değil. Onların kendilerini korumaları, kendilerini ifade edebilmeleri ve çok daha güzel bir yerde, böyle bir yerde yetişmeleri için uğraşıyoruz. Bir de kamuoyunda şöyle bir algı var. Bu ve benzeri resmi spor kurumlarında sporcu olarak yetişen insanların sokaktakiler gibi sokak dövüşü yapmaları yasakmış. Evet. Yani sokakta dövüş yapamazlarmış. Evet. Mecbur kalmadıkları, canlarına kastedilmediği müddetçe. Bunu da açar mısınız biraz? Bunu çocuklarıma sorayım. Çocuklar, biz tekvandoyu ne olarak yapıyoruz? Savunma sporu yapıyoruz. Yani biz kendimizi koruyoruz. Biz sokakta kimseyle kavga etmiyoruz. Bize birisi bir şey yapmaya kalkarsa kendimizi koruyoruz. Evet. İşte bu güzel. Yani burada yetişen sokak kavgacısı olmuyor. Evet. Gerçek manada Atatürk'ün dediği gibi zinde çevik sporcu. Dünya çapında inşallah. İnşallah. Aynı zamanda olimpik bir branş yapıyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Çoğu antrenörlerimiz bunu maalesef belirtmiyorlar. Olimpik branş demek ataması olan branş demek. Kamuoyunda duyuyoruz da onu da çocukların çoğuna sordum. Ünye'nin çoğu mahallelerinde yok. Mesela benim Çamurlu mahallesinde de burada bir tane öğrenci yok. Onların da buraya gelmelerini sağlayalım. Bir de buradan kurs alıp başarılı oldukları takdirde üniversiteye gitme şansları, yollar nasıl açılıyor? %100. Bir millilik belgesi aldıklarında, Türkiye'ye derece yaptıklarında üniversitelere garanti. Yani milli kontenjanda yarışıyor bu sporcular. Bu olağanüstü bir bilgi. Bu süre zarfında üniversiteyi kazandık. Bu süre zarfında Avrupa'da derece yaparsak, en kötü ülke görersek KPSS'siz ve atama beklemeden beden eğitim öğretmeniyiz. Mesleğimiz garanti. Yani sporcu sadece sporunu yaparak, okulunu götürerek aslında iki meslek birden yapabiliyor. Bu sporu da yaparak iki meslek birden yapabiliyor. Ama maalesef bizim ülkemizde spor deyince sadece futbol. O da siyaset. Ne yazık ki. Yani, aslında değil işte. En güzeli bu. Yatırım buraya olmalı. Bana göre buraya yapılmalı. Yani şu çocuklara bir destek, onlar için ne bileyim bir imkan. Dediğinizde Çamurlu Mahallesi'nde yok. Yok. Neden orada bir salon yok? Çocuk buraya niye gelsin, gelemiyorsa? O zaman oraya bir salon gitsin. Orada bir salon açılsın, çocuklar orada yapsın. Düşünce, o da güzel bir düşünce. Evet, biz bilgi olarak alabileceğimizi aldık. Bu arada hocamız size, hocamıza geçmeden bir şey daha öğreneyim. Yarışmalara gidip gelen başarılı olan öğrenciler de var dediniz. Evet var. Bir ay önce Ordu'da gençler il seçmesi yaptık okullar arası. Evet. Burada iki tane sporcumuz birinci oldular. Bu ay sonunda Bartın'a gruplara gidiyoruz. Burada mı şu anda o çocuklar? Kaldırınız ellerinizi arkadaşlar. Hangiler? Şu iki arkadaşımız. Hocam gösterebilir misin? Ha. İki tane birinci var. Evet. İl birincisi. Evet, onlar Bartın'a gruplara gidecekler. Orada ilk üçe giren Türkiye şampiyonası. Bu da onların yarın öbür gün üniversite gittiklerinde artı puanlar olarak geri dönecek. Uluslararası müsabakadan yeni döndük. İki gün önce. Kaldıralım ellerimizi. Antalya'daydık. Evet, buyur. Sene de maruz kaldık biraz. Evet, bu arkadaşlar uluslararası maçtan geldiler Antalya'dan. Harika. Bunlar 2,5 yıllık sporcu.
Maşallah. 2,5 yıllık sporcu uluslararası maça gider mi? Normalde gitmez. Ama biz imkanlarımızı zorladık. İşte bize destek olanlar sağ olsunlar, velilerimiz, sponsor olan bir iki şirket. Bu çocuklar kendi ceplerinden de verdiler. Gelmek istediğim nokta orası. Şimdi 6 tane sporcuyla Ordu'da, Ordu ili ve ilçesi geneli, 6 sporcuyla biz gittik. Yani bu şekilde kalabalık eden başka bir kulüp yok. Ve bir çocuğun maç masrafı 10 milyar. Yani bu... pahalı bir spor mu bu? Şöyle, normalde pahalı bir spor değil. Ama bu çocuklarımızın işte ileride yarışmaya katılacağı zamanlar belli ekipmanları oluyor. Bu ekipmanları almak için belli bir miktar para gerekiyor. Bunu alamayan çocuklarımız var, durumları olmayanlar var. Yani neden her şey futbol? Yani, Devlet Spor Bakanlığı evet, bu konuda destek olmalı. Bütçe ayırmıştır mutlaka da payını yükseltmeli. Payını yükseltmeli veya bütçe ayırdıysa o bütçeden gerçekten verilmeli. Yani öncelik o bütçe buraya ayrıldıysa bu çocuklara verilmeli. Çünkü sen geleceğine yatırım yapıyorsun. Çok önemli. Şu çocuk gelecek. Çok önemli. Biz burada geleceğimize yatırım yapıyoruz. Şu çocuklardan bir tanesi, üç tanesi, beş tanesi yarın belki ülkeyi değiştirecek. Hiç beklemediğiniz devlet yöneticisi bile olacak. Evet, inşallah. Evet, size teşekkür ediyoruz. Bir de hanımefendi yardımcınız var. Evet. Sizi de tanıyalım. Kübra Tüccar Pelit ben. Ben 2000-2010 yılları arasında sporcuydum. Uzunca bir aradan sonra yeniden başlama kararı aldım. Kızımla beraber 2 yıldır Ramazan Annesi, hocamın yanında. Evet. Tebrikler, harika, olağanüstü. 2 yıldır Ramazan hocamın yanında hem yardımcı oluyorum, hem sporumu yapıyorum, hem kızımı eğitiyorum. Buradan o zaman hocamızdan talep etmediğimiz mesajı sizin ağzınızdan alalım. Ünye'nin tümünden buraya öğrencilerin gelmesine bir mesaj verin bakalım ailelere, annelere, babalara. Çağrıda bulunun. Buraya gelme olarak demeyelim, tekvando yapsınlar. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, sadece sorman demediniz mi? Anladım. Tamam. Sadece öğrenciler olarak demiyorum, tüm Ünye halkının tekvando yapmasını dilerim, özellikle kadınların. Evet, evet, evet. Bir annemiz var orada. Evet, bu güzel. Öğrencim de var orada. Anneler diyorlar. Anneler orada, diyorlar. O da orada. O sivil duruyor bugün. Anneler diyorlar, evet, doğru. Sporcu vücut yapısı olarak da zinde olur. Biz ülke Ünye olarak da zaten fazla yemekten ziyade midemizi şişiriyoruz. Onun bizim elin gavuru dediğimiz insanlar yediği ekmeğin kendisine kaç kalori verdiğini, kaç adımda eriteceğini bilerek yiyor. Ama biz öyle demiyoruz. Hanımefendi, ben sorumu anlamadınız mı diye sorduğumda anladım, fakat o sadece öğrencileri değil, anneleri ve babalarını da davet ediyor. O da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zinde bir nesil olması için, evet, bu sporu aslında yememize dikkat ederek yapmamız lazım. Evet, Sayın Hocam, son mesajınızı alalım. Sporcu olmaları için de buraya kaydolmaları için ya da spora, tekvandoya gelmeleri için... Buraya kayıt olmaları için aslına bakarsanız öncelikle velilere seminer düzenlemek gerekiyor. Yani velileri bilgilendirmek gerekiyor. Yani sporun ne kadar önemli bir şey olduğunu onlara bir anlatmak gerekiyor. O zaman ondan velileri sonra, davet edin. O zaman siz velilere çağrıda bulundun. Şu an çağrıda bulundum. Yani aslında velilerin, tekrar edin o zaman. Velilerimizin öncelikle spora nasıl baktığı önemli. Maalesef ki Ünye'de ben spora bakış açısının çok geniş olduğunu düşünmüyorum. Ya o yüzden önce velilerimizin bu konuda bilgilendirmesi lazım. Evrak olarak söylersek yani çok bir şeye gerek yok. Sağlık raporu, iki resimle nüfus cüzdan fotokopisi yeterli oluyor. Ama dediğim gibi bunlar sağlık önemli değil. Sağlık raporu, iki resim, nüfus cüzdan, evet, fotokopisi. Ama dediğim gibi öncelikli olarak velilerimizin bilgilendirmesi gerekiyor. Önemli bir mesaj. Sayın veliler, anne babalar, unutmayın. Buradan hocamızın da söylediğini tekraren söylüyoruz. Önce siz eğitime ve spora meyilli olacaksınız ki çocuklarınızda da bu konuda yön veresiniz diyor, saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir el sallayın, şey durmayın, evet, hadi bakalım.